Hayati bize ekonomik bir araç. Arkadan böyle. İçi böyle. Temiz kurulmuş. Bakalım. Seat Ibiza 2017 model benzinli 86 bin kilometre gitmiş. 95 PS Euro 6. Fiyatı 11.500 euro. Hemen burada Seat'ın spor modeline denk geldim. Onu da göstermeden içmeyeceğim. Önden böyle. Güzel bir aracına benziyor. Çantlar spor. Arkadan böyle. İçi böyle. Otomatik. Seat Leon 2018 model dizel otomatik. 131 bin kilometre gitmiş. 184 PS Euro 6. Bu aracın da fiyatı 15.950 euro. Evet, burada bir Ford B-Max'a denk geldim. Bunu da geçmeyelim. Her aracın alıcısı var kendine göre. Arkadan böyle aile arabası bu. Genel onlar kullanıyorum. İçinde yine yedek lastikler var. İçi böyle. Temiz. Kaportası da sağlam. Ford B-Max Titanium diye geçiyor. 2017 model dizel. 136 bin kilometre gitmiş. 95 PS Euro 6. Bu aracın da fiyatı 8.990 euro. Burada bir Citroen'i çok denk gelmemiştim. Citroen'e hemen bakalım. Bunu da geçmeyelim. C4, Citroen C4. Farklı bir araca benziyor şekli içi. Göstergesi falan farklı. İçi böyle. Citroen C4. 2016 model dizel. 169 bin kilometre gitmiş. 99 PS. Euro 6 fiyatı 7.990 euro. Kia'nın cipleri şöyle önden böyle. Kia'lar da son zamanlarda tutulan bir araç. Sportage SRDI diye geçiyor. Arkadan böyle. Yine yedek lastikleri var. Bu şekilde içi böyle. Özellikle 2015 model dizel 99 bin kilometrede 136 PS Euro 6 fiyatı 12.650 euro. Lastikler konusunda da değineyim arkadaşlar. Lastikler genelde insanlar kışlık veya yazlık lastikler olarak kullanıyor. Hem yazlık hem kışlık lastikler de var. Onlar da tercih edenler var ama genelde yaz lastiğini ayrı, kış lastiğini ayrı olarak kullanılıyor. Evet, şurada Volkswagen güzel bir aracına denk geldim. Jeep tarzı. Ha, devasa bir aracı. Touring. Jantları harika. Spor. Güzel jantlar. Tek lastikler ona göre zaten ayarlıyorum. Arkadan böyle. Güzel bir aracı. Yine bunda da lastiklerini koymuşlar. İçi böyle. Konforlu, uzun yol aracı. Rahat bir araç, insanı yormaz. Otomatik bir araç, katlanabilir aynalar. Özelliklerine bakalım. 2013 model dizel 198 bin kilometre gitmiş, 245 PS. Bu aracı da ancak bu PS kurtarır. Euro 5, fiyatı 19.500 euro. Evet, BMW 2 serisi. Videoları uzun tutmayıp sizleri de fazla sıkmamak istiyorum arkadaşlar. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Videolarda yorum yaparsanız, beğenileri atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. YouTube kanalımda yeniyim. Kanalımın gelişmesi için ve sizlerle devamlı videolar yapabilmem için. Evet, arkadan böyle. BMW 2 serisi dizel. Gördüğünüz gibi yine içeride lastikler. İçi böyle. Q18 dizel aktif diye geçiyor. 2017 model dizel 67 bin kilometrede 150 PS Euro 6 fiyatı 18.500 euro.